Şu geçen süre 10 saniye. Yani aslında böyle TEDx'e gittik, daha birinci konuşmacı şuurunu yitirdi olsa çok kötü olur. Ama şu geçen 10 saniye, buradaki 4000 kişide 666 dakika 11 saat çalınmış oluyor. Buna zamanın genişlemesi deniyor. Çok basit bir olay. Bugün aslında bunu konuşacağız. Hayat işte göründüğü gibi değilse, arkasında başka bir şey varsa, sizler aslında bu zamanı genişletmeyi hep yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Böyle bir sahneye çıktığınızı düşünün. Konuşacağınız şeyi unuttuğunuzu düşünün. Buna kabus deniyor. Kabuslarda zaman genişliyor. Rüyada bazı insanlar, ki bugün ondan bahsedeceğiz, bazen rüyalarının kontrolünü ele alabiliyor. İşte o zaman zamanı istediğiniz gibi genişletebiliyorsunuz. Bu anlattıklarımın ne alakası var şimdi? Sunumum kendi gerçeğini yaratmak. Çünkü aslında biz kendi istediğimiz gerçekleri yaratabiliyoruz. Toplamda 3 bölüm. Birinci bölüm, gerçek nedir, inanç nedir? Biz bunu daha felsefi ve bilim açısından ele alacağız. Birincisi, bir gerçeği yaratmak mümkün mü? Mümkün. En basit gerçek aşk. Aşk genelde, şimdi salonda çiftler görüyorum şu anda. Aşk genelde iki kişilik bir gerçektir. Yani sen inanırsın, o inanır. O da inanırsa iyi olur. Bazen o inanmaz, sen tek başına inanırsın. Ama temelde iki kişinin yandığı bir gerçektir ve var edersin. Bir süre sonra da yok olur. Puf. Gerçek denilen şeye inanan birileri olsun yeter. Hepsi o bak. Daha öteye gitmeye gerek yok. Bu gördüğünüz şey Loch Ness Gölü canavarının ilk ispatı. Ve bununla başlıyor bütün Loch Ness Gölü efsanesi, turizmi. İnsanlar yıllardır Loch Ness Gölü'ne gidiyor. Bunu çeken adam hayattayken itiraf ediyor, bu fotoğraf sahte diye. Ama bir gerçek yaratıyor ve insanların işine geliyor. Onun ticaretini yapmak, inanmak, halen ona inanmaya devam etmek. Biz bugün gerçeği nasıl yaratabiliriz? Transhumanizmle anlatacağız. Transhumanizm, insanın bilimle ve teknolojiyle daha iyi duruma gelmesi. Bir, insanüstü yaşam süresi istiyor. İki, insanüstü zeka kullanımı. Üç, çok basit, insanüstü sağlık. Aslında transhumanizm bilim geliştiğinden beri var. Yani mesela antibiyotik kullanıyorsanız ömrünüz biraz daha uzuyor ya da kısalıyor. Ama insanın makinalaşması değil. Sunumun sonuna doğru göreceksiniz daha mantıklı versiyonu. Bu gördüğünüz şey dünyadaki en büyük İnsan donduran 3 firmadan birinin ilk deneyi 1960'lı yıllar. İnsanlar ölmeden önce donduruluyor ve bedenlerini geleceğe yolluyorlar. Sizin bedeninizdeki kanı çekiyorlar, yerine soğuk bir sıvı veriyorlar. Sizi soğuk tüplere basıp 2100 yılında uyandırmak üzere donduruyorlar. Ve Türkiye'den 14 kişi var şu anda. Gelecekte uyanmak üzere, henüz uyanan kimse yok bu arada, onu da söyleyeyim. Yani teknoloji biraz başlangıç aşamasında. İlk başta hastalar, tedavisi bulunmayan hastalar için denendi. Sonra parayı veren geleceğe gitmeye çalışıyor. Çünkü insanoğlu transhümanizmin birinci maddesine göre daha uzun yaşamak istiyor. Soru bir, siz daha uzun yaşamak, geleceği görmek ister misiniz? Bugün 3 tane filme komşu geçeceğiz. Birincisi Matrix. Yıl 99. İşte benle eşit olanlar bilir. İkincisi biraz daha az popüler olan Truman Show. Üçüncüsü ise buradaki çoğu kişinin bileceği Başlangıç, Inception. Hollywood ve dünya sineması çok fazla bazı fikirleri dünyaya empoze etmek için kullandı kendine. Bir, sigara. Sigaranın dünyaya yayılması için Clark Gable da dahil birçok ünlü bugünün parasıyla yılda 3 milyon dolar para alıyordu. Sigara yayılsın diye. Ki Türk sinemasına da sekti bu. Türk sinemasında da çeşitli aktörler özellikle sigara içti filmlerde. İkincisi ise 30-40 yıl öncesine kadar pırlanta evlilik teklif etmenin bir sembol değildi. Kadınlar pırlanta istemiyordu. Ama dünyanın en büyük pırlanta üreticisi firma, reklam olmaması için ismini pas geçiyoruz, bütün aktrislere pırlantayı hediye etti ve anlaşmalar yapıldı. Yani sinema bir fikri insanların beyninde pazarlamak için en başarılı yoldu. Bir başka olay. Eğer dikkat ederseniz Matrix'ten bir sahne bu. Ve Matrix'teki bu sahne
Açılış sahnesi. Bu sahnede bir kitap var. Bu kitabın kapağında Simulacra Simulations yazıyor. Simulacra bu kitabı yazan kişinin adı John Buldurilla. Kendisi kitabı yazıyor, fikri veriyor ama Matrix'in filmini beğenmiyor. Ve ikinci bölüme geliyoruz. Kandırılma keyfi. Simulac denilen şey gerçeğin yerine geçen şeydir. John Buldurilla'yı anlamada pornografiyi kullanıyorlar. Ama ben korku filmiyle örnek vereyim. Gerçeğin yerine korku filminde kendinizi koyuyorsunuz. Ölme riskiniz yok ama terliyorsunuz. İşte gerçeğin yerine geçen şeye, gerçekten daha güzel olan şeye bir simulac diyoruz. Ve benim ömrüm teknolojinin bu kadarını gördü. Bakın bu kadarını. Bu bile bir mucize. Teknoloji gerçek yaratmakta çok başarılı şeyler üretti. Birazdan size göstereceğim. İkinci film Truman Show. Truman Show'u izleyen kaç kişi var bilmiyorum. Burada hani kaç kişi var bir göreyim. İyi, kötü bir film değildi. Truman Show'da harika bir hikaye var. Yanlış hatırlamıyorsam, olabilir yanlış hatırlamam. Truman Show'da Jim Carrey oynuyor. Kendisi ayda bir platoda doğumdan itibaren orada çocukluğu. Hayatı dizi olarak yayınlanıyor. Her yerde izliyorlar. Bütün ömrü kameraların karşısında ama farkında değil. Gizli kameralar. Bir gün fark ediyor. Kayağa atlıyor ve dünyanın sonuna gidiyor. Kendi gerçekliğinin sonuna. Bakıyor ki orada bir duvar varmış. Ufuk diye görünen yer. Orada bir kapı var. Kapıyı açıyor ve gerçeğin dışına çıkıyor. Simulac diye kendine sahte gerçek sunan gerçeğin dışına. Çünkü bugünün temasına uygun olarak gerçek ve hayat göründüğü gibi değil ve de onun dışına çıkıyor. Matrix filmi de aynı temada ve aynı mantıkta. Gerçek senin gördüğün gibi değil ve dışına çıkılıyor. Bunlar film. Google ve NASA birlikte bir okul kurdular. Üniversite, tekillik üniversitesi. Facebook 2 hafta önce bir açıklama yaptı. Facebook Horizon denilen bir sisteme geçiyorum. Artık arkadaşlarınız ve sosyal medyanızda 3 boyutlu başlıklar takıp gerçekten sanal dünyada buluşacaksınız. Facebook bundan 2-3 ay önce de insan düşüncelerini okuyan, bileklik yapan bir firmayı satın aldı. Niye? Bakalım. Zamanı genişletmek diye bahsettiğim şey şu. Bu tarihten önceden başlıyor, insanın ilk var olduğundan gidiyor. Hiç şımarmayın, o senin 60 yıllık, 70 yıllık yaşantını büyük bile gösterdim. Biz o koskoca mutlak zaman içerisinde 60 yıl oyalanıyoruz. Hadi de ki 70 yıl. Ki bunun ilk 10-15 yılı ya son 15 yılı çok önemli değil. Küsurat. Bizim ölçebildiğimiz zamanı eğer genişletebilirsek, yani eğer ki daha uzun yaşayabilirsek, işte bunun bilim araştırmasında lucid dreaming üzerine yapan firmalar var. İspatı ispatlanmadı ama insanoğluna zamanı daha uzun hissettirmeyi sağlamaya çalışıyorlar. Yani senin vücudun bozulmayacak şekilde donduruluyor, beynin alınıyor, beynin de zamanı daha geniş hissediyor. Sonsuz yaşam. Dişçi koltuğunda size 1 saat, 10 dakika, yıllar gibi geliyor ya onun mantığıyla. Ya da en sevdiğin insanla geçirdiğin vakit çabucak bitiyor. Bazı insanlar ki bu salonun %30'u bu iki fotoğrafın farklı açıdan çekildiğini düşünüyor. Ama iki fotoğraf aynı. Çünkü beyin kandırılmayı seviyor. İllüzyon gösterilerine gitmeyi bu yüzden seviyorsunuz. Arkamdaki fotoğraflar aynı. Beyin diyor ki diyor bir tanesi farklı açıdan çekilmiş. Biz gerçeği 5 duyuyla ki 33'e çıktı en son sayısı 5 duyuyla hesaplıyoruz. Ama Eşref Armağan doğuştan kör ve bu tabloları yapabiliyor. Erik Van Heimer kör ve Everest'te tırmanan ilk görme engelli insan ve çocuğuyla oyunlar oynayabiliyor. Çünkü dilinin üstündeki bir plaka beyne yolluyor görüntüyü. Dili yoluyla görüyor dünyayı. Dolayısıyla aslında sizin duyulara ihtiyacınız çok farklı şekilde var. Fusiform gyrus denilen bir bölge var beyinde. Zaman ve mekanı tanımaya yanıyor. Ama beyniniz bazen aldatılabiliyor. Burada yüzler görebiliyorsunuz. Instagram'da patlamış bir konu bu. Yüzler görüyorsunuz ve burada insan yüzü görüyorsunuz. Çünkü beyin görmek istiyor, kandırılmak istiyor. Bununla tatmin oluyor. Bir başka konu. Lütfen beni kandır diyorsunuz. Ve kandırılmayı bayılıyorsunuz. Şu gördüğünüz şey az önce bahsettiğim Tekillik Üniversitesi. Bu ve MIT bu muhteşem robotu yarattı.
Bu robot yapay zekayla çalışan ve aynı zamanda dünya vatandaşı olan ve bu görüntüde Perudo taktığınız zaman gerçekten konuşuyor sizinle. Bunun yanına yapay zeka insanın hayatına giriyor. Birçok cihazla, isimlerini söylemeyeceğim. Ama daha önemlisi haptik suite denilen kıyafetlerle her şeyin dokunmasını hissediyorsunuz. Ben buradan oradaki kişiye dokunabiliyorum. O da bir çiçeği tutabiliyor. Hatta geçen yıl internet üzerinden koku transferi yapıldı. Koklayabiliyorsun. Çin'deki bir şeyin kokusunu alabiliyorsun artık. Bütün bunların hepsini birleştiriyorlar ve gözünüze küçük bir lens takıyorlar. Bu küçük lens gözünüze monitörü taşıyor. Elon Musk da 2017'de kurduğu şirket Neuralink ile insan beynini internete bağlıyor. Beyniniz sanal gerçekliğin içinde yüzüyor. O sanal gerçeklik, Bitcoin'i anlatayım size çok kısa. Bitcoin herhangi bir yerde yoktur. Birçok makine üzerinden var edilir. O makineler sayesinde vardır. Ya insanları da aynı şekilde bağlarsanız, insanlar bir gerçeği var ederse, ya o insanlar sıkılıp bir kişinin o gerçeği var etmesini isterlerse, aynen bugün olduğu gibi, bu gördüğünüz görüntülerin hepsi 3 boyutlu ve gerçek. Sanal gerçekliği sizin ruhunuza işletiyorlar. Ve önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde size şu imkan sunulacak. Sanal bir dünyada var olmak ister misiniz? Sonsuz yaşadığınız, hiç sağlık sorununuzun olmadığı sanal bir dünyada var olmak ister misiniz? Her şeyin gerçek olduğu, yer çekiminin olmadığı, istediğiniz dünyayı kurabildiğiniz. İşte o gün sizin için bu konuşmanın başında bir şimdi vardı ya, 10 saniyeyi biz 11 saat yaptık. İşte o zaman siz de şimdiyi genişleteceksiniz. O gün siz de ister misiniz istediğiniz insanla evlenmek, istediğiniz mükemmel hayata sahip olmak? İşte teknoloji size bunu satmaya hazırlanıyor. Şimdi haberiniz olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.